Evet arkadaşlar. Şimdi itme momentumdaki çarpışmalar kısmına gelirsek. Şimdi çarpışmalardaki mantık nedir? Aslında şudur. Şimdi cisimler çarpışırken sonuçta cisimlere dışarıdan ne yapmaz? Net bir kuvvet etkilemez. Şimdi sisteme etkilenen net kuvvet sıfırsa ne olacaktır? İtme dediğimiz şey kuvvetle kuvvetin etkileme süresinin çarpımıydı. Sisteme etkilenen kuvvet sıfırsa demek ki itmemiz nedir? Sıfırdır. Peki itmede neye eşitti? Momentumdaki değişime eşitti. O zaman itmemiz sıfır demek, momentum değişimi sıfır demektir. Yani ne demektir? O zaman ilk momentumla son momentum ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır momentum değişmediği için. Dolayısıyla mantığımız neyi? Mantığımız şu. Dışarıdan bir kuvvet etki etmediği sistemlerde ne olur? Sistemin momentumu korunur. Yani dışarıdan etkilenen net bir kuvvet yoksa bu momentum korunacak. Zaten çarpışmalarda ne yapacaktır? Çarpışmalar iki cisim gelecek birbirine ne yapacak? Çarpacak. İki cisim birbirine çarpıyorsa o zaman kuvvet uyguladıkları kuvvet ne yapacaktır sadece bu kuvvet? Kendi aralarındaki bir etki tepki kuvveti olacaktır. Etki tepki kuvveti olduğu için bunlar birbirine eşit ve zıt yönlü olduğu için ne olacaktır? Dışarıdan bakıldığı zaman sisteme etkilenen net kuvvet ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani sisteme dışarıdan bir kuvvet etki etmemiş olacak ve dolayısıyla ne yapacaktır? Sistemin momentumu korunacaktır. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Bütün çarpışmalarda dışarıdan ekstra bir kuvvet uygulanmadığı için ne olacaktır? Hani sürtünme yoksa şu yoksa bu yoksa sistemin momentumu korunacaktır. Peki bütün çarpışmalarda momentum ne yapar? Bütün çarpışmalarda momentum korunur. Peki çarpışmalar ne yapıyoruz? Biz iki sınıfa ayırıyoruz. Ne diyoruz? Bir esnek çarpışmalar, iki esnek olmayan çarpışmalar. Şimdi esnek destek olmayan çarpışma mantığı ne? İkisinden de zaten momentum korunuyor. Yalnız esnek çarpışmalarda ne yapar? Ekstradan da enerji korunur ve hız korunur. Zaten denklem olarak çıkaracağız biraz sonra. Ama esnek olmayan çarpışmalarda ne olacak? Enerji korunmayacak. Yani çarpma sırası bir enerji kaybı oluşacak. Peki çarpışmanın esnek olup olmadığını ya soru kökü bize verecek ya da biz ne yapacağız? Esnek olup olmadığını biz zaten kendimiz bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız? Mesela esnek olmayan çarpışmalarda arkadaşlar ne yapacaktır? Esnek olmayan çarpışmalarda kütle sayısında değişim olacaktır. Kütle sayısı ne yapar? Kütle sayısı değişir. Nasıl kütle sayısı değişir? Yani atıyorum nedir? Bir tane takoz vardır, cisim vardır. Bir tane mermiyi ateşlemişlerdir. Mermi gelir bir V hızıyla ne yapar? Takoza saplanır. Saplanınca ikisi beraber gider. Yani başlangıçta mermi ve işte oradaki takoz iki kütleyken bunlar yapışarak ne yapar? Beraber gider. Veya işte ne yapar? Bir cisim gidiyordur, ona başka bir cisim atmışızdır. O cisim gelir ona çarpar, yapışır. Başlangıçta iki kütleyken sonra tek kütle haline dönüşürler. Yani ne yaparlar? Kütle sayısı değişmiş olacaktır. Yani ikiden bire inecek. Ya da ne olabilir? Mesela bir bomba vardır, duruyordur, canı sıkılır. Ne yapar o bomba? Patlar. Ne yapar? Birkaç parçaya ayrılır. Her bir parça bir tarafa doğru saçılacaktır. O zaman kütle bir taneyken iki üç taneye dönüştüğü için, kütle sayısı değiştiği için esnek olmayan bir çarpışma diyeceğiz. Veya ne yapıyordur? Araba veya kaykayın üzerinde bir çocuk gidiyordur. Sonra çocukla araba beraber giderken çocuğun canı sıkılıyordur. Ne yapıyordur? Arabadan atlıyordur. Arabadan atlayınca çocuk bir tarafa, araba bir tarafa. Yani başlangıçta tek bir kütleyken iki kütleye dönüşür. Veya bir cisim bir araba giderken ne olacak? Biri içine bir taş atacak, bir cisim atacak. O zaman araba ve cisim başlangıçta iki ayrı kütleyken sonra taş gelecek, arabanın içine çarpacak, yapışacak, beraber edecek. Yani esnek olmayan çarpışmaların olduğunu nasıl anlarsınız sorularda, soru kökünde vermiyorsa? Kütle sayısında bir değişme varsa, yani bir yapışma, birleşme veya bir parçalanma olayı varsa bu esnek olmayan çarpışmadır. Burada ne korunur sadece? Momentum korunur, enerji korunmaz. Ama esnek çarpışmalarda genelde soru kökü bu esnek çarpışmayı verir. Esnek çarpışmada ne yapacaktır? Kütle sayısı değişmeyecek. Yani bilardo toplanan çarpışması gibi düşünebilirsiniz. Yani iki cisim gelecek, çarpışacak ve yine aynı iki cisim şeklinde yollarına ne yapacaklar? Devam edecekler diyebiliriz. Peki esnek çarpışmalarda ne korunur? Momentum korunur, enerji korunur. Tabii momentum nasıl büyüklüktür arkadaşlar? Momentum vektörel büyüklüktür. Yani korunu yazarken vektör yazacağız. Yani ne diyeceğiz? Çarpışmadan önceki sahip oldukları ilk momentum toplamı çarpıştan sonraki son momentuma ne olacak? Eşit olacak. Ha, enerji korunacak ama enerji skaleri korunacak. Başlangıçta ilk enerji de son enerji toplamı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Bu iki denklemi çözümlersen bu iki denklemden şöyle bir formül çıkarıyoruz. Buna da kısaca ben ne diyorum? Buna da hız korunumu diyorum. Hız korunur. Yalnız buradaki hız korunumu yazarken nasıl yazıyoruz? İşte bu denklemden çözümlemesinden şu şekilde yazıyoruz. Yani ilk hızdan toplam son hızdan toplamı eşit demiyoruz. Bir cismin ilk hızıyla aynı cismin son hızının toplamı diğerinin ilk hızıyla diğerinin son hızının toplamına nedir? Eşittir. Tabii hız vektörel olduğu için bu toplamayı yaparken ne yapacağız? Vektörel yapmayı unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi merkezi ve esnek çarpışmalarda, yani merkezi dediğimiz şey nedir? Kütle merkezleri doğrultusu, yani göbek göbeğe çarpışlar. Dolayısıyla doğrultu ne yapmaz? Değişmez. İki tane özel durum vardır. Birincisi nedir? Birincisi şudur. Cisimlerin eğer kütleleri eşitse cisimler ne yaparlar? Hızlarını değişirler. Kütleleri eşitse ne yapacaklardır? Hızlarını değişecekler. Cisimler kütleleri eşitse cisimler hızlarını değişirler.
Yani iki cisim ne yapacak? Gelecek, birbirine çarpacak. Eğer bunun m1 ile m2'nin kütleleri eşitse çarpımda sonrası ne yapacak? m1 2'nin hızını alacak. Aynı yön ve doğrultuda o hızla gidecek. m2 de m1'in hızı olan v1'i alacak. O da o hızla gidecek. Veya ikinci özel durumumuz var. İkinci özel durumumuzda nedir arkadaşlar? Çarpışmadan önceki momentumları eşit büyüklükte ve zıt yöndeyse, yani sahip oldukları ilk momentum sıfırsa ne yaparlar? Geldikleri gibi geri giderler. Yani geldikleri hızla ne yaparlar? Aynı büyüklükteki hızlarla geri dönerler. Yani iki cismin momentum eşitse, P1 ile P2'nin momentum eşitse, yani bu cismin momentum ile bu cismin momentum büyüklük olarak eşit ve birbirine zıtsa, yani ilk momentumu sıfırsa, cisim ne yapar? Geldiği hızla geri döner. Bu cisim de kendi V2 hızıyla ne yapacaktır? Geri dönecektir diyebiliriz. Mesela örneklerimize bakacak olursak, yatay düzlem şekildeki özdeş. Özdeş demek ne demek? Kütleler eşit. O zaman kütleler eşitse ne yapacaklardır? Bunlar özel durum. Merkezi ve esnek çarpışıyorlar. Kütleler eşitse ne yapacaklar bunlar? Hızlarını değişecekler. Nasıl hızlarını değişecekler? O zaman K ne yapıyor? Herhalde V hızıyla geliyor. Bu yazmamış da. Ne olacak çarpışmadan sonra? K L'nin hızını alacak. Yani ne yapacak K? Duracak. L ise ne yapacak? L ise K'nın hızını alacak. V hızıyla gidecek. Mesela burada ne yapacak? Gelecek, çarpacak. Kime? L'ye. K L'ye çarpınca ne yapacak? K L'nin hızını alacak. Yani duracak. L de K'nın hızını alacak. V hızıyla gidecekti. Hemen gidemedi. Niye? Çünkü yandaki M'ye çarptı. M'ye çarptı. Yine kütleler eşit olduğu için bunlar da kendi arasında hız değişecek. Dolayısıyla ne yapacak? L de M'nin hızını alacak, duracak. M de ne yapacak? L'nin hızını alacak. Yani ne yapacak M de? V hızıyla gidecek. Yani kaç tane cisim olursa olsun, bir tane çarpıyorsa, özdeş olursa onu hıza, o hıza aktaracak ve ne yapacak? Sistemi terk edecek. Ha, bu neye benzer? Hani Newton beşiği dediğimiz bir olay vardır. Şöyle bir sarkaç vardır. Ucunda özdeş toplar vardır. Bunlar burada ne yapıyor? Duruyordur. Belki çoğunuzun evinde görmüşsünüzdür veya bir yerlerde görmüşsünüzdür. Biblo veya süs eşyası olarak da kullanılır. İşte bu şekilde pek çizemedim de. Özdeş toplar vardır. Ne yaparlar? Bunu bırakırlar. Bu top gelir buna çarpar. Çarpınca kütleler eşit olduğu için hızdan değişirler ve ne yapar? Hepsi durur. Sadece sondaki o hızla gider. Sonra o çıkar. Buraya gelir. Sonra geri döner. Bu çarpar. Yani sadece sondakiler gider. Aradakiler kütleler eşit olduğu için ne yapar? Hızları aktarırlar kütleler eşit olduğu için. C'ye bakalım. Yine özdeş yani kütleler eşitti. O zaman çarpışmadan sonra ne yapacaklar? Hızlarını değişecekler. O zaman K ne yapacak? L'nin hızını alacak. Ama dikkat edin, L'nin hızını alırken L'nin hızı hangi yöndeyse, sonuçta hız vektörel yönde aynı olacak. Buraya doğru V hızıyla gidecek. L de ne yapacak? K'nın hızını alacak. O da bu tarafa doğru 2V ile gidecek. Cisimler O noktasında T süre sonra çarpışıyor. Çarpıştıktan T süre sonra hangi konumda olurlar? Şimdi burada yol veriyorsa ve T süre diyorsa ne yapıyor? Hızlarını bulmaya çalışıyor. Yani bu adam L hızıyla ne yapmış V hızıyla? T sürede bir bölme gelip buraya gelene kadar. Bu adam aynı sürede 2 bölme gitmiş. 2 bölme gelmişse demek ki K'nın hızı kaç V'miş? 2 V'miş. Dolayısıyla çarpışınca ne yapacak bunlar? Hızlarını değişecekler. Yani K ne yapacak? K L'nin hızını alacak buraya doğru V ile gidecek. L de K'nın hızını alacak buraya doğru 2 V ile gidecek. T süre diyor. O zaman V hızıyla T sürede bir bölme gittiği için o zaman K bir bölme ilerlemiş olacak çarpıştıktan sonra. Yani K nereye gelecek? Şu noktaya gelecek. L ise ne yapacak? 2 V'lik hız aldığı için o ne yapacak? O da 2 bölme gidecek. Bu noktaya gelmiş olacak. Yani L'miz buraya gelmiş olacak. Hız 2 V olacak. K'mız da ne yapacak? Buraya gelecek. Hızı bu tarafa doğru 1 V olmuş olacak. O da çarpıştıktan sonra ne yaptılar? Hız değiştiler. Bu 1 bölme gidene kadar bu da 2 bölme gitti diyebiliriz. Gelelim ikinci özel durumundaki mantık. Cisimler ne yapıyor? Merkezi ve esnek çarpışma yapıyorlar. Sonraki hızlar ne olur? Bakalım o kütleleri farklı. O zaman özel durum değil ama bakalım bunun momentumu ne? 2mv. Bunun momentumu ne? 2mv. Momentumlar eşit. Momentumlar eşitse bu da özel durumdu. Ne yapıyordu? Geldikleri gibi geri gidiyorlardı. Yani ilk cismi gelmiş olduğu hız olan 2v ile geldiği yöne geri dönecek. Y cismi yani 2m kütleli y cismi de geldiği hız 1v ile geri dönecektir. Buraya bakarsak yine bunun momentumu kaç? 4mv. Z'nin momentumu ne kadar? O da 4mv. Yani ilk momentumlar eşit ve birbirine zıt. Yani ne yapacaklar? Momentum eşit olduğu için geldikleri hızla geri dönecekler. O zaman 2m kütleli y cismimiz gelmiş olduğu hız 2v ile geri dönerken 4m kütleli z cismimizde gelmiş olduğu hız 1v ile ne yapacak? Geldiği yöne geri dönecekler diyebiliriz. Peki burada yine cisimler ne yapıyor? 2 saniye sonra O'da çarpışıyorlar. Demek ki bu adam 2 saniyede 2 bölme gittiğine göre bunun hızına 2V diyeyim. Bu da 2 saniyede 1, 2, 3, 4 bölme gittiği için buna da 4V diyeyim. O zaman 2V ile 2 saniyede ne yapıyor? 2 birim yol gitmiş oluyor 2V'lik hızla.
Çarptan 2 saniye sonra nerede olurlar? Bakıyorum bunun momentumu ne kadar? 8. Bunun momentumu ne kadar? 8. Momentumlar 8'e 8 ise ne yapacaklar? Geldikleri hızla geri dönecekler. O zaman aynı z2v ile geri dönecek. Bu da 4v ile geri dönecek. Ama nerede? O noktasından dönecek. 2 saniye geldiğine göre o zaman 2 saniyede 2v ile ne yapacak bu adam? Yine 2 birim gidecek ve başladığı noktaya geri gelmiş olacak. Buradaki z cismimiz 2m kütledi. Ve geldiği hız 2v ile geri dönüyor. Bu y cismimizde geldiği hız 4v ile o zaman aynı sürede ne yapacak? 4 bölme gidecek. O da buraya gelmiş olacak y cismimizde. O da geldiği hız ne yapıyor? 4v ile geri dönmüş oluyor. Örneklere geçecek olursak demiş ki sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 11 metre hızla hareket eden 3 kilogram kütleli cisim ile 1 kilogram kütleli cisim hızı 3 olmuş hareket ediyor. Çarpıştan sonraki hızlar ne olur? Bakıyorum nasıl çarpışıyor bunlar? Merkezi ve esnek. Yani enerji korunur, momentum korunur, hız korunur diyebiliriz. Bakıyorum kütleler eşit mi? Hayır, özel duruma girmiyorum. Momentumlar eşit mi? Yok, momentumlar da eşit değil. O zaman ne yapacağız? İşlem yapacağız, çözeceğiz. Denklem kurup çözeceğiz. Burada ne olur? Korunur? Bir, burada momentum korunur ve ne korunur? Enerji ve hız korunur. Ama momentumla hız korunu yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten o hız korunu momentumla enerji korunu denklemlerinden çıkarıyor. Yalnız burada yapacağımız olay vektörel olduğu için önce ne yapmak lazım? Yön belirlemek lazım. Soru bana bu tarafa artı veya bu tarafa eksi al dememiş, yani hızları artı eksi dememiş. O zaman ben bu yönü artı yön kabul edeyim. Bu yönü ne kabul edeyim? Eksi yön kabul edeyim. O zaman burada bir ne koruyacak? Momentum koruyacak. Yani ne diyeceğim? Sistemin çarpışmadan önceki ilk momentum ile çarpışmadan sonraki son momentum birbirine ne olacak? Eşit olacak. Peki ilk momentum ne olacak? Cismin birinci cismin bir momentumu var ile ikinci cismin çarpışmadan önceki momentumları ne yapacağım? Ben toplayacağım. Tabi vektörel toplayacağım. Eşit olacak neye? Çarpışmadan sonraki momentum. Yani kütlesi m1 hızı v1 üssü olacak. Artık bunun kütlesi m2 hızı v2 üssü olacak. Bunları toplayacağız. Peki bakalım. Birinci cismin momentum ne? Kütlesi 3. Hızı 11. Momentum kütleli hızın çarpımı olduğu için ne? 33. Ama hangi yönde? Artı yönde. O zaman bunun momentumu artı 33 diyebilirim. Diğer cismin kütlesi 1. Hızı 3. Momentumu kaç? 3. Hangi yönde? Artı yönde. O zaman buna da artı 3 diyebilirim. Eşittir ne olacak? Son momentum. Son momentum ne? Kütlesi 3. Hızını biliyor muyum? Hayır. Hızını bilmediği için v1 üssü dedim. Diğerinin kütlesi 1. Hızı biliyor muyum? Hayır. 1 çarpı hızı v2 üssü dedim. Buradan ne olacak? 36 eşittir 3 tane v1 üssü artı v2 üssü diye bir denklem buldum. Ne oldu? Mutlu olduk. Şimdi ikinci bir denkleme daha geçeceğiz. Burada ne korunur arkadaşlar? Burada hızlar korunur diyebilirsiniz. Esnek olduğu için korunur. Merkezi esnek. Peki hız korunumda zaten enerjiyi de momentum korunumdan çıkarmıştık. Yalnız hız korunumu nasıldı arkadaşlar? Unutmayın. İlk hızların toplamı son hızların toplamı eşittir demiyorduk. Birinci cismin ilk hızıyla aynı cismin son hızının toplamı diğerinin ilk hızıyla diğerinin son hızının toplamına eşittir. Tabi bu da nasıl? Bu da vektörel yönlere dikkat edeceğiz. Birinci cismin ilk hızı kaç? Artı yönde 11. Son hızı kaç? Bilmiyorum. Hızın yönü bilmediğim için bilmediğim şeyin ne olacağım? Her zaman artı kabul edeceğiz arkadaşlar. İkinci cismin ilk hızı ne? Artı yönde 3. Son hızı ne? Bilmiyorum. V2 üssü. Buradan ne olur? V2 üssünü çekersem şu 3'ü eşitliğin öbür tarafına eksi olarak atarsam ne olacaktır? 8 artı V1 üssü mü olacaktır? İşte iki bilinmeyeni iki denklemden ne yapacağız? Çözümleyeceğiz. Ne yapalım? V2 üssünün değerini getirelim. Şu yukarıdaki denklemin değerini yazalım. O zaman yazarsak birinci denklemimiz neydi? 36 eşittir 3v1 üssü artı v2 üssüydü. V2 üssü gördüğüm yere ne yapıyorum? 8 artı v1 üssü yazarsam. Bu 8'i de eşitliğin öbür tarafına negatif olarak atarsak ne olacaktır? 28 eşittir 4v1 üssü. Buradan her tarafı 4'e bölersem v1 üssü ne çıkacaktır? 7 metre bölü saniye çıkacaktır. Demek ki birinci cismin yani 3 kilogramlık cismin çarpışmadan sonraki hızı ne olmuş? Çarpışmadan sonraki hızı artı yönde 7'lik hızla gidiyormuş. Peki V1 üssünü ne yapsak? Getirelim burada yerine koyalım. V1 üssü dediğim şeyi yerine 7 yazarsam o zaman V2 üssü hızımızda ne olacaktır? İkinci cismin son hızı ne olacaktır? 15. Demek ki çarpışmadan sonra o 1 kilogram kütleli cisimde ne yapıyormuş? Bu yöne doğru 15 metre bölü saniye hızla gidiyormuş diyebiliriz. Evet arkadaşlar biraz işlem kalabalığı olan bir soru tarzıdır. Ama yazılarda büyük ihtimalle gelir. Bunun soru tarzına dikkat edin lütfen. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.